Er gün diler, sıcak temas. Vitesi yükseltelim. Olan biteni anlayalım. ABD'den Çin'e gidelim. Oradan Rusya'ya uzanıp Orta Doğu'ya, PKK'ya, YPG'ye, İsrail'e uğrayalım. İran'ı pas geçmeden Türkiye'nin ne yapacağına bakalım. Yerel seçimlerle birlikte CHP'nin içine düştüğü duruma odaklanalım. Bölgesel ve küresel anlamda tasfiyelere göz gezdirelim. Binlerce kez yazdım. Rusya bir eksen değildir dünya üzerinde olan biteni engellemeye de yeni oyun kurmaya da gücü yetmez. Net, ABD ile her zaman her şartta beraberdir. Washington'un görünmeyen gölgesindedir. CIA direktörü William Burns, ajanlık ve devlet yönetimi, rekabet çağı için CIA'in dönüşümü, başlıklı bir makale kaleme aldı. Çok önemli ve ilginç bilgiler paylaştı. Mesela, Orta Doğu'yu son 40 yıldır bu kadar karmaşık ve patlamaya hazır görmedim diye not düştü. Şu kritik aşamada ABD için geri adım atmak ve Ukrayna'ya desteği kesmek tarihi anlamda kendi kalemize gol atmak olur. En yakın meydan okuma Rusya'dan geliyor gibi olsa da Çin uzun vadede daha büyük bir tehdittir. Değerlendirmesini yaptı. Çin'e özel bir bölüm ayırıp şunları sıraladı: Ukrayna'daki savaşı en yakından Pekin izliyor. Çin dünya düzenini yeniden şekillendirme niyetinde. Bunun için çalışıyor yeni dünya düzenini kendi istediği gibi başarmak için ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik gücü ile ABD'nin yegane rakibi oldu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de bunu başarmak ve tarihe geçmek istiyor. Rusya ile ilgili değerlendirmelerinin dışındaki hepsine katılıyorum. Çin ve arkasındaki İngiliz aklı ABD'nin uğraştığı ana konudur. Rusya son tahlilde beka sorunu yaşayacağı zaman bunun Çin'den geleceğini bilecek kadar akıllı ve tecrübelidir. Zaten ABD'nin gizli desteğiyle azalan nüfusuna rağmen büyük oyuncu olarak sahnede. CIA direktörünün aksine benim için durum böyle. Devam. CIA'nın patronu altını çizdi. Tek rakipleri için. Bu nedenle Washington'un, derin Amerika'nın yapacağı iki önemli hamle olacaktır. Herkes Pasifik'teki savaşı dillendiriyor olabilir. ihtimal. Ancak öncelikle ABD gibi süper güçler rakibi ekonomik olarak çökertmek ister. Daha büyük hasar bıraktığı gibi çok az maliyeti vardır. Hatta asker bundan sonraki aşamada kullanılır. Gerek kalırsa. 1972'de ABD Başkanı Nixon Çin'e gidiyor ve sonradan ortaya çıkacak olan ekonomik mucizeyi başlatıyordu. İngilizler daha sonra dahil oluyordu. ABD, Çin meselesinde hep şunu yazdım. Evet Çin ABD'nin egemenliğini bitirebilir. Ancak tarih bunu ABD kendi elleriyle meydana getirdiği büyüttüğü rakibi tarafından silindi diye yazar. ABD sizce böyle bir sersemliğe imza atar mı? Kendi elleriyle meydana getirdiği bir dev'e teslim olur mu? Mümkün mü? Asla. Açalım. İş adamı Hui Kayan, 1996 yılında Çin'in güneyindeki Guangzhou şehrinde, eski adıyla Hengda grubu olarak bilinen Evergrande'yi kurdu. Britanya topraklarında, resmi açıklamalara göre kayıtlara göre Çin'in emlak devi olan Evergrande, Çin genelinde 280'den fazla şehirde 1300'den fazla projeye sahip. Evergrande grubu, gayrimenkulden çok daha fazlasıydı. Şirket, varlık yönetiminden elektrikli otomobil üretimine, yiyecek ve içecek imalatından futbola kadar açılan bir yelpazeydi. Ülkenin en büyük futbol takımlarından biri olan Guangzhou FC'nin sahibi de Evergrande'dir. Bay Hui, Forbes'a göre bir zamanlar Asya'nın en zengin ismiydi. Evergrande'nin sorunlarının büyümesiyle birlikte düşüşe geçti. Şirketin tasfiyesinin istenmesi Çin'de bütün taşları yerinden oynatıyordu. Jinping 2013'te ABD'ye meydan okuyor ve İpek Yolunu ilan ediyordu. 65 ülke işin içinde olacaktı. Muazzam bir projeydi. Çin'in bunu gerçekleştirmesi için yol üzerindeki ülkeleri zenginleştirmesi ve yatırımlarla tanıştırması gerekiyordu. Bunun içinde olmazsa olmaz olan Çin'in %10'un altında büyümemesi şartıydı. Kuralıydı. Çin ekonomik efsane hikayesini böyle yazdı. Doğru mu? Net olarak Çin pandemiden hemen sonra 2022'de %3 daha sonraki yıl olan 2023'te ise %5,2 büyüme gerçekleştiriyordu. Çin'in büyüme motorlarının %25 ini ise inşaat ve emlak sağlamaktaydı. Evergrande'nin tasfiyesi tedarik zincirlerinde büyük kopma ve çöküş meydana getireceği gibi kredi akışında da güvensizliği aşılamaktaydı. Emlak çökünce ülkenin büyümesinin eski rakamlara asla ulaşamayacağı ve büyümenin %25 oranında küçüleceği ortadaydı. Neden? Çünkü emlak devleri çöküşteydi. Çin %10 ve üzeri büyüyemezse, İpek Yolu ve Orta Doğu Afrika gibi koordinatlarda öne çıkamaz, son sözü söyleyemezdi. Denizlerde ABD'nin hakimiyetine son veremezdi. Büyüme rakamları bu seviyelerde giderse içeride birliği bütünlüğü sağlamakta zorlanırdı. Net Hamas'ın saldırısı, İsrail'in katliamlarla cevap vermesi bölgeyi ateşe attı. Nereden bakarsanız bakın Türkiye olmadan taşlar yerine oturmaz. ABD'nin rakibi Çindi, Türkiye değil. Bu nedenle binlerce kez yazdığım gibi iki ülke anlaşacak orta yol bulacaktı. İran'ın frenlenmesi de İsrail'in güvenliği de Kürtlerin geleceği de Türkiye'ye bağlıydı. Aksi mümkün değildi. Ankara'ya geleni gideni dün yazdım. ABD, Türkiye'siz yapamaz. Özellikle Türkiye'yi hedef alan her saldırının altına, ABD imzası atılırken. Derin Amerika, Rusya'yı Ukrayna'ya iterek Avrupa'nın Çin'den ayrılmasını istedi. Çin'in en büyük ticaret ortağı Avrupa'dı. Hem bu ilişkinin hem de ayrı ayrı ikisinin zarar görmesi istenmekteydi. Rusya enerji ile AB'yi vurdu. Gerileyen Avrupa'nın Çin'i geriye çekmesi kaçınılmazdı. Olan da buydu. Dışarıda kalan ve yoluna devam eden ise AB dedi. Yani Washington'un Beyaz Saray'ı N2 eksenle derdi vardı. Avrupa ve Çin. Buraya yüklenmesi kaçınılmazdı. Aksi kendi silinip gidecekti. Yüklendiler. Çin ekonomisi error vermeye başladı. ABD de dünyanın en borçlu ülkesiydi. Zayıf tarafları buydu. Bunun ortadan kaldırılmasına yönelik hareket savaşı anında getirirdi. Ancak öyle bir tehdit yoktu. Şimdilik Burada önemli olan Türkiye ve izleyeceği yoldu. İsveç üzerinden ABD ile sıcaklık başladı. F16'lar ile F35 ile devamı gelecekti. Halkbank davasının düşmesi zaten güzel bir işaret fişeğiydi. Yetkili isimler bir araya gelip konuşuyor. Sık sık, içeriği bilmiyorum. Ancak bölgenin kesinlikle masaya gelmesi gerektiği gerçeğini biliyorum. Stratejik olarak hem Ankara hem Washington için bu şart. ABD geri çekilirse bölgedeki anahtarı Ankara'ya teslim etmek zorunda. Aksi mümkün değil. Rakibi biz değiliz çünkü. Bizim mutluluğumuz onların küresel huzuru anlamına gelmektedir. Bölgede sorunların çözümü de gidilen yolda değişecektir. Eğer haklı çıkarsam CHP de değişimden payını alacaktı. Eski alışkanlıklarla ezberlerle yürüyeceği yol kalmıyordu artık. Gördüğüm bu. ABD parayı silahtan önce kullanılıyordu. Bakalım neler olacak. Not son 3 yılda 6 trilyon dolar Çin'den çıkıyordu. İngiltere'nin yıllık ekonomik üretiminin kabaca 2 katı yani.